Hayatı ve yaşamı tanımlamak adına girişilen eylemler, insanın nevi şahsına münhasır bir tasavvurun ürünü olsa da, biz hayatı ve hayata dair olanı ebedi yurdun bir tarlası görmekteyiz. O tarla ki, yığınların felah beklediği bir cümle kapısıdır. Gönüllere sunulacak bir damla, ab hayatın peşine düşmüş, yüz binlerin tövbesinin kabul, duasının makbul olduğu bir kapı. Hakka açılan bu kapının anahtarı, aşk-ı ilahi malzemesi ise veştir. Bu yüzdendir ki, kapıyı açılanın sonlu olandan sonsuz uzanan bir iştiyakla kapıyı tıklaması lazım gelir. Mevlana'nın kapı açılır yeter ki, sen vurmayı bil, bilmem ne zaman yeter ki, o kapıda durmayı bil şeklindeki güzel tespiti, cümle kapısındaki sabır ve heyecan yüklüğü, bekleyişin vuslat ile sonuçlanacağına dair bir beyandır esasında. Zira sebat ve teslimiyetle bekleyişinin meyvesini alarak mutlak sevgiliye kavuşma anına düğün gecesi diyen Mevlana, cümle kapısının en sadık bekleyeni olarak yüreklerimize umut tohumları ekmiştir. Bu umut tohumları hayırlı bir dirilişi simgeleyen güneşin doğuşundan tazelenir. Bolluk ve bereketin yeryüzünün nüzulünü temsil eden yağmurun yağmasıyla hayat bulur ve cümle kapısı her yeni güne yeni bir fırsatla açılır. Öyle ki bu fırsattan istifade etmek arzusunda olanlar sabahın seherinde rükûde eğilirken, tüm kötülükleri setreden geceye, Rahman'a secde ederken, yani cümle kapısını her daim tıklatırken görürsün. Çünkü cümle kapısından gaflet uykusunu gül muştasına tercih edenler, batılda takılıp hakkı unutanlar ve fani dünyaya meyil edip asıl vatanını hesaba katmayanlar değil, sabahın seherinde el açarak Mevlam razı oldum diyene kadar kapındayım diyerek gönül tahtına bağdaş kuranlar, hakkı getirip batılın zail oluşuna vesile olanlar ve dünya ahiret dengesini kuranlar geçirebilir ancak. Öyleyse bir devlettir cümle kapısı. Surette külfet misali, algılanıp mühtevaca bir ülfet ganimeti barındıran cümle kapısı, aşka uçarsan kanatların yanar diyen Şiraz-ı Sadi'nin yaklaşımıyla vasıtanı menzile ulaşma yolunda feda etmekte. Aşka uçmazsan kanat neye yarar diye Mevlana'nın deyimiyle sırrı mutlak varmada canı hiçe saymaktır. Ve aşka uçmazsan kanat neye yarar diyen bizim Yunus'un söyleyişiyle candan geçip cananda can bulmaktır. Muhakkak ki talip olan matluba erer. İki kapılı hana ötelerde umduğunu ekenler, cümle kapısında sonsuz nimetlerden kendilerine pay biçerler.